Hoş geldiniz. Benle Ejder az önce çekerken bir şeyi fark ettik. Bir karmaşıklık oldu. Ejder dedi ki yeniden çekelim dedi. Ben dedim tamam yeniden çekelim. Yeniden çekmeye başladık. Şu an zemin kattan başlayacağız. Bizim bir bodrum katımız var. Bir de üst katımız var. Üst katımızda çok güzel deniz manzaramız var. Bahçe genişliğimiz büyük. Birazdan arkaya dolaşıp önce size havuzu gösterdikten sonra arka bahçemizi, yan bahçelerimizin büyüklüğünü size gösterdikten sonra çelik kapıdan içeri girip size salonumuzu, odalarımızı, banyo ve ecelerimizi, daha sonra bir üst kattaki odalarımızı gösterip en alt kata ineceğiz. En alt katta da size otopark kısmını, efendim en alt kattaki oturma odasını, en alt kattaki banyo ve eceyi falan göstereceğiz. Gayet büyük bir yer. Fiyat 4 milyon TL. Fiyat 4 milyon TL olarak revize edilmiş. Burası ilk satışa çıkardığında ben hatırladığım üzere 3 milyon 600 bin TL'ydi. Ama 400 bin liralık üzerine bir zam gelmiş. Aslında zam demeyelim çünkü ya, gerçi şimdi mesela bizim ülkede zam gelince diyorlar yukarı yönlü finansal iyileştirme yapıldı. Yani zam diyemiyor insanlar. Ben anlamadım ama zam yani. Zam olmasının sebebi aslında gayrimenkulde neden zam denilmez? Çünkü arz talep dengesi var. Didim'de arsa sayıları gün geçtikçe azalıyor. Çünkü insanlar satın alıyor. Üzerine yapılar inşa ediyor. Ve talep sayısı da gün geçtikçe artıyor. Çünkü bakıyorsunuz Bodrum tıklım tıklım, işte Kuşadası tıklım tıklım, bir bakıyorsunuz biraz daha boş, koyları daha boş olan yer Didim var. Didim'i anlatıyorum. İnsanlar bundan gerçekten rahat ol. O yüzden arz talep borsa gibi yükseliyor. Ama hani borsada ne var? Ne oluyor? Şirket hisse bölünmesine gidiyor. Yine fiyatlarda bir sıkıntı oluyor ama burada arsa bölünmesine gidemezsin. Ülkeye toprak kadar katamazsın. Hani başka toprak yok. Olan bu. Ve fiyat da sürekli yükseliyor. Mesela burası 4 milyon, seneye 5 milyon olacak. Ciddi söylüyorum. Şimdi dolarla da bir arkası yok. Bakın dolar aşağıda gitse gayrimenkul yukarı gidiyor. Hep böyle oldu. Hadi Ejder devam edelim. Çünkü bence yan bahçeleri gösterelim. Ya arka bahçelerimizin büyüklüğünü gösterelim. İnsanlar neye 4 milyon lira veriyorlar? Onu tabii ki anlasınlar. Buraya geldiğinizde firmayla siz bir pazarlığınız olur. Biz de size yardımcı oluruz. Şöyle bir çeksene Ejder Kucapeyi dışarıdan bak. Evimiz neye benziyor? Şimdi buna benziyor. Gayet büyükler. Ve bir de bodrum katı var. Eksi kot var. Onda da yeni odalarımız var. Gayet büyük. 6+1 miydi? 7+1 miydi? Öyle büyük yani buradaki villalar. Cephe olarak çok uzun. O da sizin evdeki görüş alanınızı arttırıyor. İçeri giren güneş ışığını arttırıyor. Tabii mimari olarak hani ne kadar bu cephe genişliğine uygun yapıldı onu bilmiyorum. Birazdan siz de benimki gibi göreceksiniz. Hemen buraya girdikten sonra Ejder biraz acele ediyor. Bir şeyimiz var. Şöyle bir çıkmadan önce bir makyajımızı tazeleriz veya parfümümüzü bir sıkarız. Onun için buraya bir şey bırakmışlar. Bir vestiyerimiz var. Gel Ejder hemen salonumuza gidelim. Size sirkülasyonumuzu gösterdik. İşte koridorlar, kapı girişleri, bahçe girişleri. Mimaride sirkülasyondur bunlar. Ben mimarlık öğrencisiyim. Hani ben zaten buraya girdiğimde az çok salon nerede, mutfak nerede, banyo nerede, neden oraya yapmışlar anlayabiliyorum ama tabii daha böyle her şeyi tek bu cam girişine hani nasıl diyeyim şöyle dimdüz bir şöyle arsaya böyle yayılmış ya tüm odaları falan ön girişe de yapılabilirdi. Tabii biz onu bilmiyoruz. Şu an Ejder size çekiyor. Gayet güzel tasarlamışlar. Tavan, o masraftan kaçınmamışlar. Hani fiyat bazen diyoruz ya 4 milyon. Her şey eksiksiz. Bu bize LED lambalarla ilgili diyorlar ki bunlar çok fazla elektrik yakar. Hayır bunlar elektrik yakmıyorlar. Aksine daha az elektrik yakıyorlar. O yüzden zaten bunlar tercih ediliyor. Duvar kağıtları, televizyon kısmı, salonda her şey mevcut. Salonumuz zaten havuza bakıyor. Hadi Ejder devam edelim. Salonu gösterdik zaten. Salon gayet büyük. Salon yan bahçeye bir de havuz kısmına çıkıyor. Bir de havuz kısmına bakan bir oda şeklinde bir şey koymuşlar ama herhalde bu odayı artık bilmiyorum. Burası uyku için bence tasarlanmışlar. Burası havuza bakan, oturulabilir. Aynı zamanda güneşten kaçabileceğiniz, ne bileyim hani havuz başında vakit geçirmeyi seviyorsanız buraya bir masa atarsınız. Burada işte havuza servis yapabilirsiniz. Daha rahat. Burası gölgede. Güzel. O yüzden iyi düşünülmüş. Zaten yapan şirket çok tecrübeli. Didim'de çok fazla inşaat yapan bir şirket. Hani işini çok iyi bilen insanlar. Buranın statik açısından da hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Çok kaliteli. Gel Ejder devam edelim. Fiyatı 4 milyon dediğim gibi. Fiyatı defalarca söylüyoruz biz videoda. Bu da ağzımıza yapışması sebebi. İnsanlar çünkü biz girişte söylüyoruz, ortada söylüyoruz, sonunda söylüyoruz. İnsanlar daha videoyu izlemeden diyor ki fiyat nedir? Fiyat 4 milyon lira. Herhalde 400 bin euro yapıyor. Şu aralarda döviz herhalde hafif bir düşüş var. Onun sebebini bilmiyorum. Sebebini biliyorum. Amerika enflasyon açıkladı. Enflasyondan sanki sonra biraz
Dövizde bir şey oldu. Böyle biraz aşağı hareket. İnşallah hep aşağı hareket olur da biraz bizim paramız değerlenir. Ejder size içeriği çekiyor. Burası bizim evimizin ana mutfağı. Çünkü evimizde bir mutfak daha var. Evimizin az önce gösterdiğim salonu ana salonu. Çünkü evimizde bir salon daha var. Evimiz güzel bir ev. Böyle övüyorum. Bir de mutfağın önünde bir tane havuza bakan bir zemin terası var. Bu zemin terasının da çok güzel bir manzarası var. Ben bugün 3. videoyu çektim. İlk defa bugün 3 tane video çektim. O yüzden benim dilim sürçebiliyor. Çünkü ben daha önce 3 tane videoyu hiç çekmemiştim. Gel Ejder. Şöyle şu deniz manzarasını göster. Ve şehrindeki evlerin bizden kot olarak ne kadar aşağıda. Hani bak ne kadar aşağıdalar bizden. Adalar manzarası var. Burada Yunan adaları var. Karşı taraf Bodrum. Orta adalar bizim. Onlar ayrı. Öyle güzel. Bu karşı taraftaki dağlar onlar Bodrum. Oraya buradan denize dümdüz gittiğinizde Bodrum'a gidiyorsunuz. Türkbükü'ne bakıyor hatta. Öyle biliyorum. Ejder şu havuzun büyüklüğünü bir çeker misiniz? Ejder gel gel. Biz normal site havuzu. Biz az önce çektiğimiz siteyi hatırlıyor musunuz? Orada 2,5 milyona bir villa çekmiştik. Oranın ortasında havuzu vardı. İşte bu havuz onun yarısı. Yani bir villaya bu kadar büyük havuz yapmışlar. Havuzun uzunluğunu görüyorsun değil mi? Ne kadar uzun. Şey havuz gibi ya. Gir antrenman yap içinde. Yüzme havuzu gibi. Hadi Ejder devam edelim. Üst katımıza çıkalım. Havuzun büyüklüğü bayağı iyi. Biz az önce bir site çektik. Site havuzunun yarısı kadar. O kadar büyük. Ki tek bir villaya ayrılmış. Dümdüz devam edelim Ejder yukarı doğru. Size ne gösterdik? Aşağıda bir banyo WC vardı gösterdik. Salon gösterdik. Mutfağımızı gösterdik. Havuza bakan tasarlanmış bir oda gösterdik. Yine bir güzel bir salon gösterdik. Zemin terasındaki manzarasını gösterdik. Zaten burayı yapan firma, büyük bir firma. İşi bilen bir firma olduğu için çok güzel yapmışlar. Her şey çok uyumlu. Keşke dış cephede de biraz daha açık renkler kullansalardı. Ben açık renkleri çok seviyorum. Belki onlar kapalı renkleri seviyordu. Burada ne yaptık Ejder? Buraya direkt bu ebeveyn odasını gösteririm Ejder. İşte size bir salon büyüklüğünde bir ebeveyn banyo. Buranın manzarası da var. Şöyle şu aradan manzarasını göstersene Ejder. Deniz apaçık ortada böyle. Çırılçıplak ortada. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama çıplak gözle bakıldığında orada şu an böyle jet ski falan sürüyorlar. İnsanlar izler gözüküyor teknelerin geçişi. Kamerada gözükmeyebilir çünkü biraz uzak olduğu için kamera pikselleri onu ayırt edebilir mi bilmiyorum. Şöyle Ejder bunu gösterdi. Ejder çaktırmadan yan taraftaki aile almış ya havuzu açık bak havuz ne kadar güzel duruyor. Orayı bir göstersene. İşte sizin bahçe alanınız böyle. Şu ön bahçeniz de var. Çok güzel oradaki havuz alanı ne kadar güzel duruyor değil mi? Şelale gibi havuz akıyor. Hadi girelim. Yerde koyu renk seramik tercih etmişler. Koyu güzeldir. Beyaz renk tercih etseler çok fazla toz gözükmezdi. Burada toz gözüküyor ama tabii zaten biz ayakkabıyla girdiğimiz için öyle. Onun için kusura bakmayın ama ayakkabıyla girdik. Burada ebeveyn odamızın ebeveyn banyosu var. Gayet bir metrekaresi büyük. Zaten burada biz şu an size gösterdiğimiz ikinci oda herhalde değil mi Ejder? Aşağıda bir oda gösterdik. Bir salon gösterdi. Salonumuz gayet büyüktü. Gel üçüncü odamıza girelim. Üçüncü odamızın yine manzarası var ama çapraz kısımda manzarası var. Orada hem Didim şehrinin bütününü görüyorsunuz hem de dağları, denizleri görüyorsunuz. Hadi gel Ejder şöyle çek buraları çek. Burayı çekerken Ejder bir de büyük bir balkonumuz var burada. Büyük bir balkonumuz var. Büyük bir balkonumuz var Ejder. Şurada şu deniz manzarasını çeksene Ejder. Balkonu zaten insanlar görüyor. Bize şu manzara lazım. Oturup burada çayımızı içebileceğimiz. Akşam karanlığında şehir ışıklarını ve şehir ışıklarıyla denizin uyumunu seyredebileceğimiz bir yer lazım. İşte burası da orası. Hadi bu odamıza girelim. Şu an size evimizdeki dördüncü odayı gösteriyoruz. Aşağıda bir oda gösterdik. Bir ebeveyn odası gösterdik. Bir normal, bir büyük odalar gösterdik. Bu da dördüncü odamız. Ve metrekareleri yine çok büyük. Mesela burası bir çocuk odası ama sanki diğer villalarda baktığınızda sanki yetişkin odasıyla aynı büyüklükte. Öyle güzel büyüklükleri var. Yine burada da büyük bir pencere bırakmışlar. Oradan yine deniz manzarasının tadını çıkartabiliyorsunuz. Aynı ortak balkona açılıyor. Ejder de beni takip ediyor. Ve size evimizde artık anlat anlat. Ev bitmedi vallahi. Ben de yoruldum. Size büyük bir... Büyük diyorum çünkü gerçekten dilim normallerine göre gayet büyük bir banyo WC. Biz banyo WC'si aşağıda bir tane göstermiştik. Az önce ebeveyn odasının içinde gösterdik. Burada yine gösteriyoruz. Biraz da en alt kata ince size otoparkı göstereceğiz, garajı göstereceğiz. Yine bir size oraları göstereceğiz. Gayet büyük. Ellerimi de yıkadım. Bu virüslü günlerde, pandemi günlerinde ellerimizi yıkayalım. Kamu spotu.
Buraları gösterdik. Şimdi biz size Ejder'le söylediğimiz şey şuydu. Biz önce girdik, zemin katı ve üst katı çektik. Ama biz size en alt katı çekmedik. Biz şimdi Ejder'le birlikte en alt kata inelim ki hem sizin kafanız karışmasın diye böyle yaptık. Tekrar en üst katta en alt kata iniyoruz. Bakın biz az önce buraya çekmiştik. Şimdi bir de en alt kata iniyoruz. Hadi Ejder en alt kata inelim. En alt kata inelim. Gel Ejder beni takip et. Şimdi biz size yukarıda 4 oda gösterdik. Ve size buraya gelelim bakalım. İşte burası bizim 5. odamız. Buraya ne yapardım? Burası bir bilardo masası koyardım. Kendime spor salonu yapardım. Veya bir kapalı havuz bile bir insan isterse yapabilir ama kapalı havuzu bilmiyorum. Yazlıkçı insan kapalı havuzu ne yapacak? Zaten kışın gelmiyorlar buraya. Kocaman bir havuzumuz var. Gerçekten metrekaresi çok büyük. Buranın önemli gördüğüm yer havuzu. Artık havuzlar bile bir havuz yaptırmaya kalkıyorsunuz. 200 bin lira yakın fiyatı ortaya çıkıyor değil mi? Ciddi söyleyeyim öyle fiyatlar uçmuş yani. Demir pahalı. Demir mesela sene başına 4500 liraydı şu an 7500 lira. Bir de giriyorsunuz Bayındırlık'ın sitesine. Bayındırlık devletle ortak çalışıyor. Devlet diyor ki %15 enflasyon var. Ama Türkiye'de %15 enflasyon yok ki. Geçen seneden bu yana dolarla şöyle bununla baktığımızda Türkiye'deki enflasyon oranı %200'dür, %250'dir. Fiyatlar böyle arttı. Burada bir tane kilerimiz var. Size 5. odayı gösterdik. Burada kilerimizi gösterdik. Devam edelim hemen bir yan tarafındaki banyo bölgeyi gösterelim. Ejder ben buraya giremiyorum. Sen direkt kameranda çek. Ben sana kalabalık oluşturmayayım. Ejder size banyo bölgeyi gösterecek. Daha sonra buradaki 6. odamıza doğru gideceğiz. Şimdi size üst katta yani üst kat dediğim zemin katında bir oda gösterdik. Hemen bir üst katında 3 tane güzel oda gösterdik. Bir tanesi ebeveyn banyoluydu. Kusura bakmayın çok konuştuğum için dilim sürçtü. Aşağıda da şu an burada da 2. odamızı gösteriyoruz size. Toplamda ne yaptı? 2, 3, 1. Toplamda 6 adet odayı size gösterdik. Ve şimdi size birazdan 2. mutfağımızı size göstereceğiz. Ejder 2. mutfağımıza dönüp de gösterebilir misin arkadan? Evet Ejder size şu an 2. mutfağımızı gösteriyor. Bu ev o kadar büyük bir ev ki. Çok büyük bir havuzu. Geniş bir bahçesi. 2 adet mutfağı. 6 tane odası ve ebeveyn bir ebeveyn odasında bir banyo WC vardı. Bir orta katta vardı. Bir alt katta vardı. Bir de normal olarak bir tane vardı. Neredeyse 4 tane de 4 WC 3 banyomuz bulunmaktadır. Onu da size özetleyeyim. Dönelim bir de garajı çekelim. Biz az önce evin diğer kısmındaydık. Hani kot olarak yüksek olan kısmındaydık. İşte burası da hani 2 arabanın girebileceği. Şuraya bir araba, buraya bir araba girer ama biz buraya tek kişilik otopark diyelim. Tek kişilik bir otoparkınız. Burayı da size böyle özetlemiş olduk. Ejder şöyle bir dön bir de buradan göster ya. Bu cepheyi de gösterelim. Hani insanlar tam olarak anlasın. Burada hani olay ne? Biz şimdi bu alt kattan girdik işte. Üst kat, orta kat, üst kat. Dikkat edelim. Videomuzu izlediniz. Videoyu izlerken bugün çekimleri benle Ejder yaptık. Burası 3. yerde. Biz de yorulduk. Birazdan gideceğiz. Şortumuzu alacağız. Herhalde denize gireceğiz değil mi Ejder? Ondan önce de YouTube'da böyle bir bu videoların düzenlenmesi şeydir yani böyle kart mart etiketleri ayarlayacağız. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bugün buradaydık. İyi günler, iyi bayramlar. Fiyat 4 milyon unutmayın. İyi günler.